Herkese merhaba. Bugün ilaç günü. Arazimizde daha ekmediğimiz boş bir kısmımız var. Bu hafta ekimlere başlayacağız. Onun öncesi toprak hazırlığımızı ve ilaçlamamızı yapmamız gerekiyor. İlaçlama dediğimde bu yabani otların temizlenme aşaması. Bugün nasıl ilaçlama yapıyoruz, neler kullanıyoruz ondan bahsedeceğiz. Hepinize iyi seyirler. Kullandığımız ilacımız herbisit olarak glifosat, aside eşdeğer glifosat, izopropilen tuzu. Şöyle yazılıyor. Genellikle zaten çoğu çiftçi bunu kullanır. Ne yapar bu birleşik? Bu birleşik glifosat dediğimiz birleşik bir asit aslında. İşte tuzla bu birleşikle birlikte, izopropilenle birlikte çözünürlüğünü arttırmışlar. Hani daha kolay kullanılabilsin diye. Bu birleşik ne yapar? Aminoasidin sentezinde yer alan bir enzimi bloke eder. Hangi aminoasitler? Tirozin, triptofan ve fenilalanin dediğimiz 3 tane aminoasit var bitkinin büyümesi için. Temel aminoasitlerdir bunlar. Bu üçünün etki mekanizmasındaki bir enzimi bloke edip sentezlenmesini önlüyor. Yani sonuç olarak bitki bu aminoasitleri sentezleyemiyor. Yani proteinsiz kalıyor ve büyüyemediği için de ölüyor. Esas temel olarak en basit şekilde etki mekanizması bu ilacın bu şekilde. Peki bu ilaç hangi tür bitkilere etki ediyor? Şimdi içeriğindeki amino asidin bloke edilmesinden sonra bitki artık beslenemez hale geldiği için geniş spektrumlu bir ilaçtır kullandığımız ilaç. Aşağıdaki yani asma dibindeki otların tamamının besin alamadığından ötürü ölmesini sağlar. Bu da bize bahar başlangıcında daha rahat iş yapabilmemizi çapa ve ekstra yövmiyeden kurtaracaktır. Bunun yapılması kış aylarında çiftçiye fayda sağlar, ekonomik anlamda. Bu kısmımız ilaçlandı. Şimdi bu bölümümüz ilaçlandı. Bu bölümde ilacımızın etki etmesini istediğimiz, beklediğimiz bölüm karın asmaların dikilecek olan kısmı temizlemek. Yani asma fidanından önce otun kuruyup asmayı bahar aylarında toprak daha tavına gelmediği için traktörle süremeyeceğimiz için daha öncesinde ot ilacı atıp bu fidanımızın ekileceği karık bölgesindeki bu kısımlardaki otları mümkün olduğunca bertaraf etmek. Fidanımızı buraya diktiğimiz zaman, fidanımızın bu olduğunu kabul edelim. Fidanımızı diktiğimiz zaman etrafındaki otlar fidanı boğacaktır. Çok mekanik bir mücadele de yapamayacağız o dönemlerde. Bahar aylarında yağışlı geçiyor havalar. Yağışlı olduğundan ötürü çok fazla mekanik mücadele yapamayacağız. O yüzden asmamızı korumak için, asmamızı yabani otlar boğmaması için ilk önce kimyasal ilaçlama yapıyoruz ot ilacıyla ve bu bölgedeki otları temizlemiş oluyoruz. Daha sonrasında fidanımızı diktiğimiz zaman, bahar aylarında fidanımız uyandığı zaman etrafında ot olmayacağı için güneşi ve suyu direkt bünyesine alacaktır. Attığımız ot ilacı yaptığınız formülasyonun yoğunluğuna ve seyrekliğine göre etki süresi değişir. Bir hafta ile 3 hafta içerisinde kendini belli etmeye başlar. Havalar 10 derece ve üzeri gider ise eğer. 10 derece ve üzeri giden havalarda 1 hafta 10 gün içerisinde, 15 gün içerisinde ot ilacının hızlı bir şekilde etkisini görmeye başlarız. Ne kadar kullanıyoruz bu ilaçları?
Şimdi bizim makinemiz askıda olan bir makine. Askıda olan makine olduğundan ötürü 600 litrelik bir makinemiz var arkasında. Sağ ve sol olmak üzere 2 adet aşağıda meme çalışmakta. Direkt otlara gelecek şekilde. 600'lük makinemize, ilaç makinemize 6 litre ot ilacı koyduk. Bu güzel yoğun bir karışım olacak. Rüzgarsız, dingin bir havada sabahtan akşama kadar atılabilir. Ama en ideal çalışma sıcaklığı, otun ve ilacın çalışma sıcaklığı 10 derece ve üzeridir. 10 derece ve üzeri rüzgarsız bir hava, rüzgarsız bir gün denk getirdiğiniz zaman ot ilacını muhakkak atmanız gerekir kış vaktinde. Bu fayda sağlayacaktır. Tamam. Köpürüyor. Tek şerdi. Tamam. Dört tas yetiyor mu? Fidan ekimi öncesi ot mücadelemiz bu şekilde. Bir sonraki videomuzda açık köklü kışlık fidanlarımızın dikimini paylaşacağız. Sorularınızı, fikirlerinizi yorumlar kısmına bekliyoruz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Doğaya sevgiyle kalın, bereketiniz bol olsun.